Ayo. Al. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ha. Haydi. 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 Haydi bas. Bas. Haydi oğlum. Dur, dur, dur. Rıfat, nereye kaşınıyorsun? Nereye kaşınıyorsun? He, he. Hadi nereye kaşınıyorsun? Bak. Haydi oğlum. Babay, oğul işte, oğul işte, oğul. Ağrına gitsin gidelim. Ha bak, dur. Diyesiz rahatsız eder mi? Yok, şöyle. Az daha açıyorsan... Şimdi köfte var mı? Tamam bırak. Kayıttayım. Dur Akif. Bunu kes de bana harf olur mu? O altla götürdüğü var ya. Boğacılığımız için bir tutku oldu. Bir hastalık oldu. Ben de işlerim çok yoğun olduğundan boğamı devamlı göremiyordum. Bu dükkana bir ahır yaptım. Ondan sonra dedim devamlı beraber olalım. Sabah 8, akşam 8'e kadar beraberiz. Bu bir tutku. Vazda geçemiyoruz. İşle beraber olduğu zaman daha çok vakit geçiriyorum. Yaklaşık bu 8 yıldan beri, danalıktan beri beraberiz. Hiç de ayrılmadık. Burada geldiği için de böyle daha güzel oldu. Çocuk şefkatiyle büyüttük. Devamlı beraber olduğumuz için de hayvan da sahipleniyor. Diyor ki bu da benim sahibimdir. Dediklerini yapıyor. Gel diyorsun geliyor. Git diyorsun gidiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Bizim bir evladımız gibi oldu bu. Vazgeçemiyoruz. Artvin'de şu anda gençlerimizde bir hastalık olmuş. Çünkü bunlar iş yerinde de olsa, dağda da olsa, bağda da olsa kendi emeklerinin karşılığında bunu yap. Bu parayla bu yapılacak bir iş değildir. Yine de burada yani yapılacak iş değildir. Çünkü bu bir özveri isteyen bir iştir bana göre yani. Boğa bizim Artvin'imizin geleneğinde yapılan bir özveriyle yapılan bir şeyler. Bize ilginç gelmiyor. Çünkü biz buna alışmışız. Bizim insanlarımız buna alışmıştır her yerde. Dışarıdan gelene ilginç gelebilir. Çok hem de çok. Ama biz buna alışmışız. Bunları zaten boğa deyince Artvin, Artvin deyince boğa oluyor. Başka bir şey gelmiyor insanın aklına.